أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okunan ayet-i kerimelerde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar, yani takva sahipleri, bollukta da darlıkta da harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. Şanı yüce olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, Ramazan'ın 4. gününden herkese selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Murat Camii İmam Hatibi Serdar Tunç hocamıza teşekkür ediyoruz. Okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı Rabbim kendilerinden razı olsun. Bugün bir mekan değişikliği yaptık, iklim şartlarından dolayı mevcut kültür parkta yapıyorduk ama biraz yerimiz tam elverişli olmadığı için buraya geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde Elazığ'ın farklı ilçelerinden de yayın yapmaya çalışacağız. Farklı konularla, farklı konukları inşallah sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, bu akşamki konuğum hepinizin yakinen tanıdığı Muzaffer Turgut hocamız, ilahiyatçı yazar. Özellikle İmam Hatip neslinin, İmam Hatip mezunlarının belki simgesi diyelim, öğrencilerinin tanıdığı, çok sevdiğimiz kıymetli bir hocamız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkürler. İyisiniz inşallah. Eyvallah, eyvallah. Allah iyilikler versin, eyvallah, sayın hocam. Eyvallah. Sayın hocam, inşallah Ramazan ve hayatı konuşacağız. Belki Ramazan hayatımıza ne tür etkiler bıraktı, ne tür etkiler bırakmalı, bu konulara değineceğiz ama ben öncelikle tüm konuklarıma sorduğum soruyu sizlere de sormak istiyorum. Ramazan ile ilgili duygu, düşünceleriniz, hatta anılarınız da olabilir. İsterseniz bununla giriş yapabiliriz. Buyurun kıymetli hocam. Teşekkürler. Aslında Ramazan'la ilgili konuşulacak çok şey var. Ancak çok geriye gidersek bir daha geri dönemeyiz. Çok uzaklara. Evet, yani sanırım. Çok gerilere gitsek, o gençlik dönemimizde oruç tutarken ya o Ramazan'ın heyecanını yaşarken, özellikle çocuklar olarak biz en çok bayramı beklerdik. Bayramda ne giyeceğiz, yağmur yağmasa ne kadar iyi olur, iyi işte gezmiş olacağız. Dolayısıyla bol bol şeker toplamış olacağız. Bu insan çocuk psikolojisi tabii bu. Yani ne eski Ramazanlar ne yeni Ramazanlar. Önemli olan Ramazan'a girdiğimiz zaman Rabbimizin bize vermiş olduğu bu fırsatı iyi değerlendirmek, bize sunulan bu güzellikleri iyi tatmak ve bu fırsatı değerlendirirken Rabbül Alemin rızasına uygun iş düşürmek önemlidir. Evet. Aslında yani hayatın her alanı çok çok güzel. Yaşadığımız hayat, içinde bulunduğumuz bu hayatın her alanı çok güzel. Yani sadece Ramazan'dan Ramazan'a eğer biz gündemi yoğunlaştırırsak, gündemi canlı tutarsak, Ramazan'dan Ramazan'a İslami konuları gündeme taşırsak, o zaman Ramazan'ın dışında istediğimiz gibi yaşayalım. Ramazan girdiği zaman kendimize çeki düzen verelim ve hayatı biraz daha farklı kılalım. Ramazan bittikten sonra eğer tekrar eski adetimize döneceksek, eski halimize döneceksek, artık böyle bir pazarlık, böyle bir anlayışın en azından İslami düşüncede şeyi yok, yeri yok. Bu kısa girişten sonra
Cenab-ı Hak bize Ramazan'ı lütfettiği için, Ramazan'ı yeniden yaşattığı için, bütün nimetlerin bol olduğu bir dünyada, bol olduğu bir dönemde, bol olduğu bir yerde Ramazan'ı tutuyoruz. Yani en basit manada soframıza oturduğumuz zaman hiçbir şey programda yoktan veya menüde sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşünürken bir sofraya oturuyorsun, bir bakıyorsun, hiç ummadığın yemek, ummadığın lezzetler, ummadığın manzarayla karşılaşıyor. Bu da Ramazan'ın görünen yüzü. Evet, kıymetli yani, hocam. Görünen yüzü. Sayın hocam, bir konuya değindiniz. Özellikle işte biz hani bizim dönemde işte Ramazanların daha heyecanlı geçtiğini, böyle daha bir çocukken de çocukluğun verdiği bir eğlence, güzellik olduğunu bahsettiniz. Bazen insanlar şunu söylüyor, ya diyor, ah eski Ramazanlar, ah diye böyle bir ah çekiyorlar. Hı hı. Aslında gelen Ramazanlar hep aynı. Aynı. Değişen doğru. İnsandır. Yani bizde bir değişiklik oldu. Belki bizim ibadetlere bakış açımız değişti. Belki bizim heyecanımız değişti. Yoksa yine Ramazan ayı, yine aynı ay, güneş yine aynı yerden doğuyor, aynı yerden batıyor. Yine kutsallığı aynı. Yine Allah işte ona değer vermiş. İşte içerisinde 1000 yıldan daha faziletli olan Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Bu manada neler söylemek istersiniz yani, Sayın Hocam? Başlangıçta Ramazan'ın rahmet olarak görüyoruz. Yani her tarafında bir rahmet var. Sanki rahmet yağıyor. Ortasında mağfiret, Allah Resulü'nün müjdesi ve en sonunda cehennemden kurtuluş olarak müjde geliyor. Şimdi biz başlarken ve bu başlangıç itibariyle sonuna doğru giderken bizim için ne bir başlangıç ne de bir son. Biz gittiğimiz yerde, durduğumuz yerde yeniden bir başlangıç oluyor bizim için. Dediğiniz gibi yani eski Ramazanlar yeni Ramazan diye herhangi bir yani isim koymayalım. Evet. Şu yönden koymuyoruz. Bir insanın içinde bulunduğu zamana bakması, zamanı iyi değerlendirmesi. Mesela benim zaman tarifim şu. Şöyle tarif ediyorum izninizle. Zaman hayata ve hayatın içindekilerine anlam kazandırmaktır. Eğer insan hayata ve içindekilerine anlam kazandırabiliyorsa ve biz şu anda içinde bulunduğumuz hayatın içinde bir Ramazan'ı yaşıyoruz. Ramazan'ın kadri ve kıymeti çok açık ve nettir. Yani Ramazan'da eğer biz sadece İslam'ı yaşarsak yani biraz daha, evet tabii işi sıkı tutacağız. Biraz daha önem vereceğiz. Biraz daha bu işe değer katmaya çalışacağız ama Ramazan'la başlanan bu hayat Ramazan'dan sonra yani performans olarak düşmemeliydi Müslüman'ın hayatında. Yani onun için Ramazan'ın içinde Kur'an'ın nazil olması, özellikle Kadir Gecesi başlangıç olarak nazil olması yani bu aya çok önemli bir değer biçmiştir ve çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Ve dolayısıyla biz hayatımızı Ramazan'la daha mı güzelleştireceğiz? Daha güzelleştireceğiz. Yani oruç tutmak. Mesela oruç tutmak. Yani oruç bir kalkandır Allah Resulü'nün müjdesiyle. Evet. Orucun kalkan olması yani savaşta kullanılıyor ya kendimizi onunla korumaya çalışıyoruz. Yani hatta yani oruç ibadeti diyebilirim ki bütün ibadetlerin hemen hemen özü sayılır. Neden? Çünkü oruca başlanan, imsak vaktinden başlanan bir oruç ve iftar vaktine kadar da devam eden bu oruç her an sen ibadet halindesin. Bir insan eğer ibadet halindeyken bundan zevk almıyorsa, heyecan tutmuyor. Yani ben ibadetteyken yalan söylüyorsam, ben ibadetteyken, ibadet esnasında ben hile yapıyorsam, ben ibadetteyken bir başkasının aleyhinde konuşuyorsam veya alışveriş yaparken zulmediyorsam, hakaret ediyorsam, haksızlık yapıyorsam ilahir. Yani bulunduğumuz zaman, o zaman süreci içerisinde bizim oruçlu olma halimiz sadece açlık ve susuzluk değildir. Hatta Hazreti Peygamber diyor ki bir insan yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmıyorsa bunun sadece açlık ve susuzluk çekmesi söz konusu. Cenab-ı Allah'ın buna onun
yani aç kalmasına veya susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bulunduğumuz bu zaman süreci içerisinde bizim bu işin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buna çok iyi değer biçmemiz gerekiyor. Ve o ibadet esnasında nasıl ki insan kendini Rabbul Alemin huzurunda hissediyorsa, evet, hatta daha ilerisini söyleyelim. Yani bir Müslüman hayatın her safhasında ve o safha içerisinde her türlü hareket ve davranışlarında eğer Allah'ın rızasına uygun iş düşürüyorsa o tamamıyla bütün olarak ibadet sayılır. Bu mantıktan hareket ettiğimiz zaman o zaman yani Müslümanın hiç boş alanı yok, boş tarafı yok. Bütün hareket ve davranışlarını kontrol altına tutacak. Ramazan bu işin yani en önemli bir anıdır. Hmm. Ramazan'da bu işin provası yapılıyor. Bu işin daha yoğun tarafı var. Ve Ramazan'dan sonra bu iş devam edecek. Hiçbir zaman İslami düşünce yani ne mevsimliktir ne senedense Ramazan'dan Ramazan'a bunu düşünce planına almaktır, gündeme tutmaktır, almak ne de mesela zaman zaman konuşuluyor, soru soruyor. Canım yani koronavirüs için aşı yapılıyor ya aşı yapıldığı evet. zaman. Yani aşı yapsam orucu bozar mı? Yani bunu bu soruyu sormak bile çok ayıp. Ben bundan dolayı soruyu sorandan dolayı da utanıyorum. O sorulara verilen cevaplardan dolayı da halk adına utanıyorum. Birisi diyor ki hayır bozar diyor. Ondan sonra ya Diyanet'e fetva. Diğerisi Diyanet'e güveniyor. Ötekisi güvenmiyor. Eğer çok karma karışık bir ortam oluşuyor. İnsanımız merak ediyor hocam. Yani merak he. Bu yönüyle de doğru. Şimdi yeni bir şeyler. Doğru. Yani çok görmemek lazım. Hayır sayılır. Çok görmüyorum. Çok görmüyorum da yani çünkü soruyu sormak kişinin ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli. Bu önemlidir. İkincisi akıllı olmak da yani soruya verilen cevap yani çok önemlidir. Bir de ortamda bazı soruların veya bazı cevapların birbiriyle çok ne kadar doğru orantılı olduğu ortaya çıkıyor. Sonuçta biz Müslümanlar olarak Ramazan'ı yani bu işin başlangıcı olarak kabul ederek, oruç tutarak, teravih zaten evde kılıyoruz, namaz kılarak. Namazın bak mevsimi yok, namaz sürekli namaz kılınıyor. Evet. Oruç namaz. İçin eyyâmen ma'dûdât yani sayılı günlerde oruç günler. Tutuluyor. Onun için ben şahsen affınıza sığınarak söylüyorum. İzleyicilerden de aynı duyguyu paylaşarak diyorum ki benim mesela yani namazın üstünde başka bir ibadet göremiyorum. Ki imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Ama oruç ibadetinin bana vermiş olduğu zevki ve heyecanı ben başka hiçbir ibadette bulamıyorum. Bu demek değildir ki ben namazda bulamıyorum. Eğer biz kıldığımız namazı en son namaz olarak görmüş olsaydık, yani namazdan nasıl zevk alınır? Yani namazdan insan nasıl heyecan duyar? Diyor kıldığın namaz senin için son namaz olsun. Bir düşün bakalım o namaz seni nasıl etkiler? Sen de o namazın içerisinde nasıl kendini iyi bulursun? Evet. Onun için bütün ibadetler özellikle Ramazan'da o kadar canlı, o kadar heyecanlı oluyor ve diyebilirim ki bütün bu ibadetler hep oruç sayesinde oluyor. Yani Cenab-ı Hak bize oruç tutururken bizim aç kalmamız, susuz kalmamız, bazı zevklerden kendimizi alıkoymamızdan Cenab-ı Hakk'ın burada ne payı var ki? Yani Cenab-ı Hakk'ı biz bunlarla zenginleştirmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ihtiyacı da yok zaten. Ama bize oruç tutuyorsa, ondan sonra eğer o oruç bizi tutmuyorsa, çok önemli. İfadeyi söylerken bile beni tutuyor. Yani o oruç bizi yalan söylemekten alıkoymuyorsa, o oruç bize yanlış yapmaktan bizi alıkoymuyorsa veya yanlış düşünmekten bizi alıkoymuyorsa ilahir. Yani yapmış olduğumuz ibadetlerin birkaç tane şeyi var, hikmeti var. Çok hikmeti var. Benim anlayabildiğim 3 tane hikmetten bahsedeceğim. Derim ki Allah bizim ibadet etmemizi emrediyor. Canım bu emir Allah'ındır. Eğer emir Allah'ınsa bu bizim için çok önemlidir. Evet. Ha hikmeti sorulur mu? Ben diyorum ki Cenab-ı Allah hiçbir şeyi hikmetsiz yaratmaz. Mutlaka bir hikmeti vardır. Ama her emrin hikmetini anlamak da oldukça kolay değil yani.
Allah emrettiği için biz ibadet tutuyor. Yani ediyoruz. İkincisi Cenab-ı Hak ibadet edilmeye layıktır. Doğru layıktır. Evet. Ondan başka kimsenin önünde biz ne eğiliriz ne de secdeye kapanırız. Ve secdeye kapandığımız zaman Sübhane Rabbiyel A'la dediğimiz zaman A'la en yüksek. En yüksek. Yani en yüksek olan Rabbimize karşı yani yerle bir olduğumuz zaman Sübhane Rabbiyel A'la dediğimiz zaman yerle bir oluyoruz ve tavazuda zirveyi yakalıyoruz Rabbul Alemin huzurunda o büyüklüğü karşısında ve Sübhane ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim sen ne kadar A'la ve yücesin ve yükseksin. Canım bunu söyledikten sonra kişinin secde esnasında Allah'a en yakın olduğu bir andır. Belki üçüncüsü cennet umudu ve cehennem korkusu gelir. Cennet umudu inan ki herkes mutlu olmak istiyor. Herkes cennete gitmek istiyor. Ama hiç kimse elini kolunu sallayarak cennete gidemez. Yok böyle bir dünya. Yani hiçbir yerde yani hiçbir şey yapmadan bir insanın bir şey kazanmasına ben yani ne benim okuduğum kitaplar beni bu konuda şahit tutuyor ne de ben. Yani ayet-i kerimede malum bu bir ilkedir zaten. Estaizu billah. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى صَدَقَ اللّٰهُ. Yani insan için çalıştığının ancak karşılığı vardır. Evet. Yani din, İslam dini, bu hayatımız olan İslam dini hiçbir zaman çalışanla çalışmayanı bir tutmaz. İyilik yapanla kötülük yapanı bir tutmaz. Ondan sonra inananla inanmayanı bir tutmaz. Yani sabredenle sabırsız olanı da bir tutmaz. Evet. Elbette bunların yani insan hayatında çok önemli bir yeri vardır. Buyurun. Allah razı olsun. Kıymet hocam inşallah olsun. Yine bu konulara döneceğiz. Orucun sosyal yansımaları ya da insan üzerinde ne tür etkiler bıraktığına. Ben bir bahsetmiş oldunuz. Hani dediniz ya bazı sorular geliyor. Özellikle bir de bir kişi oruç tutup da efendim yalanı terk etmedikten sonra efendim dürüst olmadıktan sonra o oruç aslında kişiye sadece açlık ve susuzluk olarak kalıyor. Allah Resulü bunu tabii böyle. Biz öyle biz biliyoruz, öğreniyoruz. Burada aslında sorulması, üzülmesi gereken şu kıymetli hocam. Hani ya iğne yaptım orucum bozuldu mu ya da sakız çiğnedim orucum bozuldu mu efendim yok denize girdim orucum bozuldu mu? Bu soruların yerine aslında şu soruların yerini alması lazımdı. Ya ben Allah muhafaza bugün hak yedim. Bu hak yemek orucu bozar mı? Efendim yalan söyledim. Yalan söylemek oruca ne kadar zarar verir? Ya da oruçlu bir kimse yalan söyleyebilir mi? Oruçlu bir kimse efendim bir başkasının hakkını yiyebilir mi? Oruçlu insan hakkı olmayan bir şeyi alabilir mi? Efendim bu tarz olsa idi sorular. Çok güzel daha olurdu. Da olmaz mıydı Sayın belki, Hocam? Belki o tür soruları veya o tür cevapları gündeme de taşımak istemezdim. Keşke bu sorular sorulsa, keşke bu soruları sorarak gündemi biraz daha güzelliklere böyle aktarabilsek. Gerçekten bir insan oruçluyken nasıl yalan söyler? Canım orucun dışında da yalan söylemez. Yani hani üç tane önemli özellik var ya, bir insanın fıtratında var evet. olan üç tane önemli özellik bu. Yani birincisi mesela bir insanın cesur olma halidir. Yani aslında insanın fıtratında var olan bir şeydir bu. Evet. Hadi bir insan korkak olamaz mı? Korkak da olur. Keşke hiç korkak yetişmeseydik. Keşke hiç korkutulmasaydık. Yani iki çeşit korku vardır malum. Bir havf vardı, bir de haşyet vardı. Havf bilinçsiz korkudur. Yani normal herhangi bir vahşi hayvandan veyahut da hiçbir şey yokken ondan sonra seslerden gelen çatırtılardan korkuyorum. Bir mezarlığın önünden geçerken korkuyoruz. Bu çeşit bir korku. Bir de bilinçli bir korku vardır. Yani mesela bir insan en çok yani korktuğundan yani çekinir. Niye diyor? Ben mesela en çok korktuğumu seviyorum. Niye? Ama yani onu kaybetmemek için seviyor. Biz niye yani Allah'ı çok seviyoruz? Yani bizim Allah'a karşı olan sevgimizin yani rakamlarla veya kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Ama yoksa Allah korkunç bir varlık, haşa korkunç bir varlık mı sevmiyor? Cezası çok büyüktür.
Cenab-ı Hakk'a isyan edersen, Cenab-ı Hakk'a karşı çıkarsan, onun ilahlarına gölge düşürecek başka ilahlar ittihaz edersen, Cenab-ı Hakk'ın hükmüne yani rıza göstermezsen ilahir. Bütün bunlar yani bize şunu gösteriyor. Biz Allah'ı çok iyi tanımamız gerekiyor. Allah bize namaz kılmayı emretmişse, oruç tutmayı emretmişse, zekat vermeyi emretmişse, yani öbür taraftan da yani içki yasak etmişse, kumarı etmişse, yalan söylemeyi yasak etmişse, biz bunların yani Allah tarafından emredildiğini çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bizi bizden daha iyi seven, bizi bizden daha iyi bilen, bizi bizden daha iyi gören bir Rabbimiz vardır. Bu kainatı bizler için halk etmiş ve yaratmış. Evet. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Yani hani ihsanı tarif ediyor ya Allah Resulü Cibril hadisinde malum. Evet. Yani ihsanı tarif ediyor ki Allah'ı görürcesine ibadet etmektir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. Şimdi Allah'ın bizi görmesi ve gözetmesi karşısında yani bir başkasını görmemesi, bir başkasına kül yutabiliriz. Bir başkasını aldatabiliriz, kandırabiliriz. Hatta yalan söyleyerek. Allah muhafaza. Mesela bir insan cesur değilse korkaktır. Diyorlar ki, deniliyor ki korkak insanlar hep yalan söylerler. Yalan söyleyenlerin hepsi korkak insanlardır. Çünkü cesur bir insanın yalan söyleme ihtiyacı yok. Olmaz. Gerek de duymuyor yani. Onun için yani bir insan hani diyorum malını kaybettiği zaman bir şeyini kaybeder. Ondan sonra onurunu kaybettiği zaman çok şeyini kaybeder. Ama diyor cesaretini kaybettiği zaman her şeyini kaybeder diyor. Biz yani cesur olmak zorundayız. İslam'ın emirlerini yerine getirirken dobra dobra olmak mecburiyetindeyiz. Ya bundan dolayı da sıkılmayacağız, utanmayacağız. Mesela koronavirüsten dolayı ya Rabbi biz sana sığınıyoruz diyebilmek en büyük hüner iken, yani bütün rakamlarla hep bu konuları konuşuyoruz. Bu gittikçe hem vaka sayısı yükseliyor ve hem ağır hasta sayısı yükseliyor. Dolayısıyla yani sağlık çalışanları bütün var gücüyle çalışmasına rağmen yani bir türlü bu işin önünü alamıyor. Yani eski kavimlere bakıyoruz. Şimdi geliyoruz ya eski evet. kavimlere bakıyoruz hocam. Bunlar Allah'a karşı, peygamberlerine karşı çok isyanlara oynadılar. Bütün tebliğe rağmen, hakikatlere rağmen, peygamberlerin bütün gayretine rağmen bunlar günah işlemede ısrar ettiler. İsrar ettiler ve yeryüzünü veya kendi çevrelerini veya bulunduğu yeri kirlettiler ve çok ciddi manada yani sıkıntıya sebebiyet verdi. Cenab-ı Hak o kavimleri helak ediyor. Bize diyoruz ki biz namaz ve sabırla Allah'a sığınmamız gerekiyor. Hani ya yüllezine amenü istainu bis sabri ve sala. İnnallâhe me'as sabirin sabredeceğiz. En büyük silah bu. Hatta başka hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ni'me silahul mü'min es sabru ve dua. Ne güzel silahtır mümin için sabretmesi ve dua etmesi. Biz hem sabırla ve namaz, başta namaz ve bir duayla Allah'a sığınmamız gerekiyor. Ya Rabbi, ya Rabbi biz tedbirimizi alıyoruz, aşı oluyoruz. Bununla ilgili ciddi manada çalışmalar var. Ondan sonra bütün buna rağmen sen şifayı vermezsen biz şifa bulamayız. Yani sen bizi korumasan biz kendimizi koruyamayız. Sebepler zahir olarak bütün yöle sebeplere sarılıyoruz. Evet. Biz mecburuz yani. Namaz kılmadan da Allah'a dua edebilir miyiz? O da ayrı bir konu. Onun için yani Allah bu ibadetleri bize yaptırırken bir şekilde biz ona sığınıyoruz ve dolayısıyla biz bu koronavirüsten dolayı da Rabbul Alemin'e sığınmamız gerekiyor ve günah işliyorsak, günahta ısrar ediyorsak ve bile bile bunu yapıyorsak artık hem biz hem yetkili olanların hepsi Rabbul Alemin'e dua etmeli, yalvarmalı, yakarmalı. Ya Rabbi bu bela ve musibeti üzerimizden ondan sonra def et diye dua etmemiz gerekiyor. Onun için bu Ramazan bizim için önemli bir fırsattır. Boyun bükmemiz gerekiyor. Evet. Rabbul Alemin'in huzurunda eğilmemiz gerekiyor. Başta yani fiili duayı yaparak kavli duaya dönüş yapmamız gerekiyor. Yani yapmamız gereken şeyi yapacağız. Yani buradan oraya kadar yürümem gerekiyorsa yürüyeceğiz. Ondan sonra kaldığım yerde ya Rabbi gücüm ve takatim buraya kadardı.
Ondan sonra sana ihtiyacım var. Senin desteğine, yardımına ihtiyacımız var. Hazreti Peygamber, peygamberin Allah'ın desteğini almasına rağmen müşriklere karşı, kafirlere karşı, zalimlere karşı yani savaş için her türlü hazırlık yapıyordu. Ondan sonra zırhını giyiyordu, kılıcını kuşanıyordu ve ordunun başında bu işi yürütüyordu. Canım ben peygamberim, Allah beni nasılsa koruyor, ben Müslümanım. Canım Müslümanları zaten Allah koruyor. Çalışmaya ne gerek var? El çalıştı, aklını kullandı, biz aklı rafa kaldırdık. Zaten öyle diyorlar. Doğulu olanlar ondan sonra yani aklı rafa kaldırdılar, batılar da vahyi rafa kaldırdılar. Ve dolayısıyla yani bütün dünya ve şu anda mevcut olan hal, bak bu hastalık karşısında ne kadar aciz kaldı. Onun için bu alemleri yoktan var eden Rabbul Alemine ihtiyacımız var. Onun merhametine ihtiyacımız var. Şifayı veren O'dur. Biz sebepleri işleyerek görevimizi yaparız ve sonucu Allah'a havale ederek duamızı bu şekilde netleştirmeye çalışacağız inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Sizin de buyurduğunuz gibi gerçekten biz toplum olarak biraz işin dua boyutunu unuttuk. Yani işte akşam oluyor, bekliyoruz. Vefat, kaç kişi vefat etmiş, kaç kişi yeni vaka, işte hastanelerin doluluk oranı yüzde kaç, yüzde şu. Önünü alamıyoruz. Bu şekilde rakam bir sağ şeyimiz var. Ya tamam, bunlar önemli ama bunu hastanede çalışan kişi için bu önemlidir ve devlet yetkilileri için önemlidir. Bizim elimizi açıp samimi bir şekilde buyurduğunuz gibi günahlarımıza tevbe istiğfar etmemiz lazım. Nerede hata yaptık? Nerede hata yaptık? Tabii. Onun bir muhasebesini yapmamız lazım ki ondan sonra biz şey yapalım, bir şifa bekleyelim. Bekleyebilelim. Tabii. Ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ayı da gönüllere şifadır. Yani Kur'an-ı Kerim nereye inmişse orayı mamur hale getirmiştir. Evet. Yani hani diyoruz ya işte Kur'an dünya semasına indi, orayı şereflendirdi. Peygamber'e indi, orayı şereflendirdi. Mekke'ye indi, orayı Ümmül Kura yaptı. İnsanlığa indi. Bu manada bizim bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da tema Kur'an ayı şifa olsun Ramazan, bu Ramazan diye. Bizim de temennimiz biraz daha duaya sarılmak, biraz daha Allah'ın emir ve yasaklarına sarılıp bu Ramazan'ı da fırsat bilip aslında bir şifaya kavuşmak Sayın Hocam. Sayın Hocam o ayette hani sizler de zikrettiniz, eyyame ma'dudat derken aslında sayılı günler bir zaman mefhumundan bizlere bahsediyor. Yani zaman mefhumu. Belki biz bu zamanı şu şekilde anlayabiliriz. Ya ey kullarım, bu oruç bakın sizin için zor olabilir. Aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. Belki efendim kamuda çalışanlar veya masa başında çalışanlar için biraz daha kolay ama dışarıda çalışanlar var, inşaatta çalışanlar var. Ey kullarım, bu sayılı günlerdir gelip geçiyor. Sabredin. Bir yönü bu. Belki ikinci bir yönüyle de şöyle diyordur Cenab-ı Allah. Ey kullarım bakın bu fırsat ayıdır. Yani hani mağazalar bazen kampanyalar yapar ya belli günler içerisinde. O günleri geçirdiğiniz zaman, kaçırdığınız zaman artık şey yapamazsınız. O indirimden, o güzelliklerden faydalanamazsınız. Belki bir nevi Allah bizlere şunu buyuruyor. Ey kullarım bu sayılı günlerin fırsatını bilin. Rahmet sağanak sağanak yağıyor. Yani bu rahmet yağdığı halde efendim bu rahmetten nasiplenmeyen kişilere hakikaten acımak lazım. Bu manada böyle zaman ile değerlendirirsek, hani zaman veya hayat, kıymetli hocam yani neler söylemek önemli istersiniz? Yani çok geniş bir konu bu. Hakikaten üzerinde çok konuşur. Fakat bizi izleyen çok değerli izleyicilerimize tabii bazı şeyleri paylaşırken bizi şu anda nasıl dinliyorlar, nasıl takip ediyorlar veya en azından beklentileri nedir? Mesela ben evde otururken televizyon ekranında mesela konuşma yapan arkadaşımı izlediğim zaman diyorum ki ya keşke böyle konuşsaydı, keşke şöyle konuşsaydı. Ama şu anda tabii stüdyoda olduğumuz için acaba gönüllerde ne yatıyor, nasıl konuşacağız? Hani zaman korkunç daire ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devirilerde diyor. Yani Necip Fazıl'ın o zamanla ilgili bir şiiri var ya, çok ilginç bir şey bu. Tabii ben şiir okumam burada. Şimdi zaman Allah'ın kuluna verdiği en büyük imkandır.
zamanını iyi kullanamayanlar, zamanın içindekilerini iyi değerlendiriyor. Mesela bu zaman içinde biz Ramazan'ı yaşıyoruz. Ramazan'ını değerlendirmeyen insanlar zamanın yani hayatiyetine, zamanın özelliğine, zamanın güzelliğine karşı görevini yerine getirmemiş oluyor. Eyyâme me'abdat, sayılı günlerde oruç tutmamız. Bu bize bu fırsat verildi. Bu fırsat bir daha verilmeyecek. Çünkü fırsatlar insanın kapısını bir kez çalar, iki kez çalar veya evet. üç kez çalar. Mesela dün gitti. Dünü biz artık geri getiremeyiz. Bugün bizim günümüzdür ama yarın olacak ama bizim yarınımız olmayabilir bu. Onun için biz bu içinde bulunduğumuz anı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi de bir daha gönderilmemek üzere biz yani dünyaya gönderilmişiz. Ondan sonra şu anda da imtihandayız. Ve Asr suresi bütün Müslümanların bunun yani hem anlamını hem içeriğini hem de misyonunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani İmam Şafii'nin dediği gibi yani hiçbir ayet bir sure inmemiş olsaydı inananlar için bu Asr suresi öğüt bakımından ikaz, uyarı, ondan sonra yol gösterme bakımından yeter ve artardı bile. Nasıl diyor? Yani Cenab-ı Hak zamana yemin içiyor. Yani Allah bir şeye yemin içiyorsa o çok önemlidir demektir. Evet. Yani bir şeye yemin içmesi demek. Ve semai ve tarih mesela. Ve şemsi ve duha. Yani Cenab-ı Hak öyle bir yemin içiyor. Yani bu yeminler yani bizi düşünmeye, yeniden düşünmeye sevk ediyor. Allah zamana yemin. Vel asr ediyor. Asra yemin olsun. Bir yüz yıla. Belki içinde bulunduğumuz an. Bu ana. Zamana, tabii, asra. Tabii. Asra yemin içiyor. Ve bu kendi asrımı, kendi yüzyılımıza bizim dikkatlerimizi çekiyor. Bak size bu fırsat verilmiş. Ondan sonra bu zamanı çok iyi değerlendirin. Ha zamanı değerlendiremeyen insanlar kaybederler. Ancak iman edenler. Hocam iman etmek demek insanın yani hayatı anlaması demektir. Yani iman etmek demek insanın kendini güvende hissetmesi demektir. İman etmek demek kendisini yarına umutla bakması demektir. İman etmek demek hayatın sigortasıdır. Hayatın gerçeğidir. İmanın yoksa istikbalin yoktur. İmanın yoksa gerçeğin de yoktur. İman yoksa hayatın da yoktur. O zaman imanı yani nasıl tarif et? Yani mesela Allah Resulü diyor ki bir hadiste, şimdi derste de aynı şeyi anlatmıştık. Mesela diyor ki el imanu ma'rifetun bil kalb ve kavlun bil lisan ve amelun bil erkan. Bunun ki güzel bir söz olduğu söyleyenler de vardı. Fakat anlamak çok önemli. Evet. Yani iman kalbin tasdikidir. Kalben iman ediyorsun. Yani nasıl kalben iman ediyorsun? Yani sözle olmuyor ha. Yani sözle demen bir şey ifade etmiyor. Benim imanım vardı demek ne kadar? Hani Allah Resulü başka hadiste diyor ki leysel imanu bi temenni ve la bi tahalli. وَلَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَسَدَّقَهُ الْعَمَلِ İman temennilerle, süslemelerle olmaz diyor. Hadi bakalım, de bakalım. Sabahtan akşama kadar de. La ilahe illallah de, la ilahe illallah de. Binlerce kez söyle. Eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah senin hayatında hakim değilse, Allah'tan başka farklı güçler, farklı görüşler veya farklı durumlar senin hayatını etkiliyorsa, yani Allah'ın hakimiyetine, rububiyetine, vahdaniyetine gölge düşürecek derecede senin kalbinde yani bir yani hüküm ediyorsa o zaman senin kalkıp la ilahe illallah demen, Allahu ekber yıllarca mesela Allahu ekber dedik. Hala da diyoruz. En çok sevdiğim kelime de Allahu ekberdir. Allahu niye? Ekber. Ama ta son yıllara kadar diyorum ki yani iyi ki Allah bana bir ömür vermiş. Ya bazı şeyleri öğrenmeden önce ölseydim diyordum. İçimde o ah kalırdı. Ben yıllarca mesela Allah Allahu Ekber denildiği zaman Allah en büyüktür. Ben bu ifadeyi doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Uzun konuşmam gerekiyor. Evet, buyurun sayın. Ancak şunu söyleyeceğim. Allahu Ekber demek Allah tek büyüktür. En büyük demek küçükler var 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 ilahir. İfade bana çok şey geliyor. Mantıklı olarak, düşündüğünüz zaman ha. Bir şeye aftaliyet, aftaliyet yaptığınız en zaman... En büyük aftaliyet o. Demek ki diğerleri de var haşa, bin kez haşa. Yani Allah varsa hiçbir şey yok. Evet. Allah varsa her şey vardır. Onun için Allah tek büyüktür diyoruz. O da bizim
وَلَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ Lakin onun kalpte karar kılmasıyla olur diyor. Allah kişinin kalbinde karar kılması demek, karargah noktası orasıdır. Ve o insan oruçluyken, namaz kılarken, bazen vesvese geliyor mu? Geliyor. Ya namaz niye kılmıyor adam? Ya sen namaz niye kılmıyor diyeceğin yerde, bu adam niye namaz kılmıyor? Niçin namaz kılmıyor? Nasılın sen bu tarafa? Yani o kişi niye namaza buluşmamış? Niye namaza tanışmamış? Hala herkes oruç tutarken, o eylemin içinde varlığını hissettirirken bazıları hala niye oruç tutmuyorlar? Yani kenar köşede böyle kendini saklayarak bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Biz Allah düşüncesini insanlara çok açık mennet olarak onların yüreklerine oturtamadık. Kur'an'ı yıllarca biz okuduk. Ya tilavet ettik. Okuduk mu hocam? Okuduk. Ben mesela yani her Ramazan'da 200-300 okuyordum. Hatta yani para karşısında okuyanlar da var. Oraya girmiyorum çünkü çok mayın tarlası orası. Yani bu işin içine çıkamayız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kişi Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun diyor. Abdesti okurum. Ayrı çok güzel. Okuduğum ayeti anlamam mı gerekiyor? Anlamam gerekiyor. وَقُلْ جَعَ الْحَقْ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ De ki ey Habibim, hak geldi, batıl zail oldu. Akabinde zail olmaya mahkumdur batıl. Bir yerde hak varsa orada batıl olmamalıydı. Varsa burada bir çelişki vardır. Bir insan yani bir tek yüz taşımalıdır. Evet. Yani asalet budur. Bir insan tek bir yüz taşımalıdır. Herkes kendisini o yüzle tanımalı ve bilmeliydi. Eğer birden fazla birkaç yüz taşıyorsa o zaman gün gelir o insan yüzsüzleşir ve kimse onun yüzüne bakmaz. Bizim tek bir yüzümüz var. Allah bize o yüz vermiştir. İslami kimliğimiz ve insani kimliğimiz. Bir insan insan olmadıktan sonra, insani değerleri taşımadıktan sonra, yani İslam Müslüman olma kimliğini taşır ne yazar ki? Eğer bir Müslüman Müslüman olduğu halde, yani o ihsanda bahsettiğimiz gibi Allah beni görüyor. O Allah'ın görmesi farklı bir görmedir. O beni mürakabe ediyor. Hani diyor ki hele bakalım camiye mürakip gelmiş midir? Yani imam veya müezzin camiye gelmiş midir? Veya ötekisi şurada gelmiş veya herhangi bir kurumda. Canım onların gelip bizi mürakabe etmesi ne gerek var ya? Allah bizi görmüyor mu? Bu toplumun, bu insanlık aleminin bu sisteme ihtiyacı var. Bu sistem insanın yüreklerine oturmadığı zaman hani diyor yani sözü okuyorsun veya dinliyorsun, ondan sonra aklınla bunu kavruyorsun, ondan sonra kalbinle inanıyorsun ve bedeninle onu uygulama alanına koyuyorsun. Bu şekilde. Sonuçta وَلَكِنْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ diyor. Lakin onun kalpte karar kılmasıyla olur. İlahi otorite, Allah'ın hakimiyeti, vahdaniyeti, rububiyeti kişinin kalbinde karar kılacak. Evet. وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ Bir de amellerle ne yapacak? Onu onaylayacak. Amellerle nasıl oynayacak? Namazın farz olduğunu kabul eden bir Müslümanı namaz kılması gerekiyor. Canım sen farzına iman etmişsin ya, inandım. Kur'an'ın emri mi var? Kur'an'ın emridir. Peki sen imanı biliyorsun. Nasıl iman edeceğiz? Ne kadar iman edeceğiz? Niçin iman etmemiz gerekiyor? Bunların soru haline getirip cevaplandırılması gerekiyor hocam. Öyle gerçekten öyle hocam. Allah razı olsun. Çok güzel akıcı konuşuyorsunuz Sayın Hocam. Biraz daha aslında ibadetlerin üzerimizdeki bazı etkilerinin olması lazım. Gerekiyor. O etkilerini biz kavramadığımız müddetçe gerçekten sadece şekil olarak karşımıza çıkıyor. Şekil olarak sadece kılıyor. Hani dediniz ya murakabe, işte günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Bir yönüyle ibadetlerin çok hikmetleri var ama namaz günde 5 defa kişinin kendisini murakabe etmesidir. Efendim oruç aynı şekilde kişinin belki kendisine dönmesi, özüne dönmesi. Ama bugün dediğiniz gibi biz işte kanunlardan, amirimizden ya da efendim patronumuzdan korktuğumuz kadar acaba Allah'tan korkuyor muyuz? Bugün biz bir alışveriş yaptığınız zaman ve bir basit örnek vereyim. Çocuğunuzu fırına gönderdiğiniz zaman efendim işte iş yerinin çocuğunuza vereceği işte ekmektir veya sebzedir, meyvedir.
onunla efendim biz gittiğimiz zaman yaptığı muamele aynı mı? Ki eğer farklılık varsa hakikaten üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor kıymetli hocam. Yani kısaca önemli yani seviyede tuttunuz konuyu. Kısmında cevapladınız. Fakat önemli olan bizim yapmış olduğumuz ibadetin sadece namazdan, oruçtan, zekattan, hacdan hasıl olmadığını bilmemiz gerekiyor. Az önce satır arasında geçti. Diyorum ki yani bir insan bütün hareket ve davranışlarını kontrol altında tutmak zorundadır. Eğer hareket ve davranışlarımız Allah'ın rızasına uygun düşmüyorsa evet. Oturup bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani yürürken, otururken, yerken, içerken ya yerken, içerken diyoruz. Allah diyor ki yerken, içerken israf etmeyin diyor. Bak israf etmeyin. Bunu hatta duada bile söylüyoruz. Yıllarca bu bir gelenek olmuş. Ama evet. Bak yerken, içerken mesela Allah Resulü'nün sünnetine bakıyoruz diyor. Allah Resulü diyor ki acıkmadan sofraya oturmayınız diyor. Kurban olurum o söze, o çıkan ağza. Acıkmadan sofraya oturduğun zaman acıkmamışsın. Acıkmadan sofraya oturmayınız diyor. Ondan sonra doymadan sofradan bir kişinin yemeni, iki kişi yemeni, dört kişi diyelim böyle. Bu Allah Resulü'nün bizzat İslam peygamberi olarak uyguladığı bir şeydir. Ondan sonra kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin diyor. Yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz diyor. Bütün bunlar eğer biz yerken içerken israf ediyorsak o doymadan ondan sonra tıka basa doldurarak sofradan kalkmıyorsak ondan sonra iki kişinin üç kişinin yemeğini bir kişi yiyorsak oturup yani bu hareketlerimizi yeniden bir gözden geçirip yani ben ne yapıyorum ya? Ya bir taraftan ben yani Kur'an'ın ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hayattan örnekler veriyorum. Öbür tarafta ben kendim uymuyorum. Ya benim hareketlerimle okuduğum veya anlatmaya çalıştıklarım çelişki meydana getiriyor. Ben niye böyle yapıyorum diye bunu hemen düzeltmemiz gerekiyor. İlk önce Müslümanlar olarak İslam'a teslim olmuş. Müslüman olmak demek Hakk'a teslim olmak demektir. Hakk'a teslim olmayan bir Müslüman iki şekilde Hakk'a teslim olmak vardır. Bir Allah'ın emirleri haktır. O Hakk'ın emrine teslim olmamız gerekiyor. Yani emirler ve yasaklar. Ondan sonra ikincisine geliyor. Her hak sahibinin hakkını hakkıyla korumamız gerekiyor. Bir de şöyle bir ifade kullanayım. Hocam izin veriyor musun? Buyurun. Diyor hak haklının en doğal hakkıdır. Hakkını alıncaya kadar haklıdır. Hak haklının en doğal hakkıdır. Hakkını alıncaya kadar haklıdır. Yani bir insan hak etmediği bir şey varsa o ne olursa olsun. Niye İslam diyor ki yani emek karşılığı olmadan elde edilen her şey haramdır. Yok kimse böyle. Onu bunun sırtına geçirmek, parazit hayatını yaşamak, çalışmadan yemek içmek. Sen bu yemeği nereden getirdin? Veya aldın bu ekmeği neyle aldın? Veya emek, bize emek kutsaldır abi. Hocam böyle ben parantez içerisinde tamam. Nihat Koç hocamız şu an Gaziantep Oğuzeli ilçe müftüsü size çok selamı var. Şimdi özelden yazıyor diyor o diyor hoca değil diyor abidir falan diye böyle. Yani şu anda diyor, abi kelimesi çıktı ağzımdan. Abidir diye bizim bir de Elazığlıların şeyi. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Yani. Bir de diyor ki bizim neslin abisidir diye. Sayın hocam ben 2002'de Elazığ İmam Hatip'ten mezun oldum. Siz o zaman 86'da gelmiştim. Siz 86 ne zaman emekli oldunuz? 2006. 2006'da. Tam 20 yıl benim hayatım Merkez İmam Hatip Lisesi'nde geçti. Ben bu vesileyle bütün İmam Hatip arkadaşlarımı, öğretmenlerim başta olmak üzere genç kardeşlerim ve öğrencilerimi yürekten Ramazanlarını tebrik ediyorum. Bu Ramazanınızı iyi değerlendirin. Yani bir milat olsun bizim için, yani Müslümanlar için, hepimiz için bir İmam Hatipli olarak diyorum ki bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kıymetli hocam 17 dakikamız var. Yavaş yavaş da vaktimizin de sonuna geliyoruz. Hak kavramından bahsettiniz. Hak, haklının en doğal hakkıdır. Ama hakkını alıncaya kadar böyle sonu tam ben... Onu söyleyeyim. Ben bununla şimdi... alakalı belki Ramazan ve hak hukuk insan ve hak kavramları üzerinde yani,
böyle. Yani aslında insan ünsiyet peyda eden, ülfet. Hani Allah Resulü diyor ki mümin sevmeli ve sevimli olmalıdır. Sevmeyen ve sevilmeyen müminde hayır yoktur. Evet. Bu hadis yetiyor ya. Bu yetiyor. İkincisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi diyor. Kişi iman etmemişti diyor. Kendi nefsi için arzu ettiği şeyi diğeri için arzu etmeyendir. Bu bir ilkedir. Tek bir yasa, bir tek madde. Bu bile yeter ve artar bile. El müslimu men selimel müslimune min lisani ve yedi. Müslüman elinden ve dilinden başkalarını selamette tutandır yani. Yani kimse onun elinden ve dilinden bir zarar görmüyor. Yani bu var ya, bu dünya hayatını ve insanlar aleminin seyrini değiştirecek derecede güçlü ifadelerdir. Müslümanlar sadece bunu bir temsil etsinler. Bu hakkı kendilerinde bir bulsunlar. Eline ve diline bir sahip olsunlar. Kendi nefsi için arzu ettiği şeyi başkaları için de bir arzu etsinler. Etmediği şeyi de bir de onlar için arzu etmesinler. Dünyada hiçbir kötülük kalmaz artık dünya. Hiç anayasa hazırlamaya gerek yok. Yani hayatın anayasasıdır bu. Yani hayat zaten budur yani. Yani aslında yani yazılı olmayan bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Yani vicdan. Kurban olan o yürekten gelen vicdan var ya, vicdan. Vicdanen. Bir insan akşam olduğu zaman kendi yatağına yattığı zaman ondan sonra başını iki avucunun arasına alıp da bugün ben Allah için ne yaptım der ki Hazreti Ömer'den Mervi. Yani bunu söylemek. Niye? Yani insan eğer yaptıklarından dolayı pişman olmuyorsa ve bu pişmanlık duygusu onu tövbe etmeye sevk etmiyorsa, bir daha yapmamak üzere eğer hatalarından vazgeçmiyorsa tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi demenin hiçbir anlamı yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber bin tane tesbih edeceksen Allah'ı bütün noksan sıfatlardan beri tutmak, uzak tutmak demek. Canım senin Allah'ın vasıfları var, isimleri var. Yani hemen hemen her nesnede, her şeyde Allah'ın ismi vardı. Ve sen onların Allah'ın isimlerini gölgeleyecek derecede başa isimleri üstün tutuyorsun. Menfaat ve çıkarını ön planda tutuyorsun. Ondan sonra bilmem neyini ne üstün tutuyorsun. Ondan sonra sıra geldiği zaman dine geliyor sıra. Sıra geldiği zaman işte oruç, namaz. E tamam kılarız diye. Senin garantin var mı yarına karşı? Yunus Emre diyor ya, olsaydı dervişlik tacıyla hırka. Tacıyla hırka. Biz de çarşı pazardan alırdık 30'a 40'a. Evet. Parayla satın alırdık. Kıymetli hocam, Hazreti Ali'den bahsettiniz. O işte tevbeyle alakalı bahsettiniz. Hatta Hazreti Ali o tarz, o tip, o psikolojide bulunan insanlar için diyor ki, yalancıların diyor tevbesi işte diyor, dil çabukluğu ile yapılan tevbe işte. Hazreti Ali evet. Bir bedevi görüyor, böyle günahından tevbe ediyor. İşte almış artık tesbih ve neyse estağfirullah estağfirullah diye böyle sadece diliyle söylüyor. O kendisinde içselleşmemiş. O güzel. Kalbinde o vakar dediniz ya, kalbinde mekan tutmamış ya da hak sahibiyle helallaşmamış. Ama adam diyor ki estağfirullah ya Rabbim ben sana tevbe ettim. Şimdi bir başkasının hakkını yiyin, ondan sonra gelin deyin ya Rabbim beni affet, ben günahlarıma tevbe istiğfar ettim. Bu konularda neler yani, söylesiniz kıymetli hocam? Bu işin pazarlığı yok. Çok açık ve net. Kişi hiçbir zaman ne kendi vicdanıyla ne kendi iş dünyasıyla veya neye kalkıp haşa Allah'la böyle bir pazarlık yapmaya oturması mümkün değil. Bir insan yaptığı hataları görmelidir. Bir daha hata yapmamak üzere tövbe etmelidir. Çünkü bizim zamanımız yok. Evet. Zamanımız yok. Yani sürekli tövbeyi bozup tövbe demek. Yani hatada ısrar etmemek. İnsan hata yapar mı? Yapar. Bal gibi de yapar. Hiç kimse hatasız değil. Hatasız kul yok zaten. Evet. Ama önemli olan hatada ısrar etmemektir. Hatada ısrar ettin mi gün gelir o senin hataların altından sen kalkamazsın. Onun için Hazreti Peygamber'in tubu ilallah etteibu minezzem kemen la zemmele. Tubu ilallah etteibu minezzem kemen la zemmele. Bu da yani yaptığı o hatanın hata olduğunu görmesi ve bir daha o hataya dönmemesi önemlidir. Çok ciddi manada pişman olması ve bundan dolayı utanması
bir daha aynı hataya düşmemek üzere Allah'a söz vermesi demektir. Bunun için şakası olmaz. Onun için insan hata yapmamalı. Ha, yaptığı zaman tövbe etmelidir. Ha, tövbe ettiği zaman tövbesinin üzerinde de baba içe durmalıdır. Hepsi bu. Kısaca Cenab-ı Hak bize büyük fırsatlar vermiş. Ramazan'ı bir fırsat olarak bilip tuttuğumuz oruçtan zevk alalım, kıldığımız namazdan zevk alalım ve kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Yani bir şey olarak, teklif olarak okuduğunuz Kur'an'ı anlamaya çalışın. Ne kadar anlayabilirseniz. Evet. Ne kadar anlayabilirseniz. Malden okuyun, anlamadığınız tefsire bakın ama %100 elhamdülillahi rabbil alemin dediğiniz zaman Kur'an'da hamd, övme ve övülme hakkı Rabbul alemine hastır. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi demek bütün alemleri terbiye eden, çekirdekten zirveye kadar yaratıp yaşatan, yürüten ve onları idare eden anlamına geliyor. Hiçbir şey yoktur ki yani Allah'ın ondan haberi olmasın. Yani bütün bunları Er-Rahman, Er-Rahim diyor ki çok bağışlayan, çok esirgeyen, esirgeyen ve bağışlayan. Ondan sonra Allah'ın adıyla başlıyoruz ki öyle başlamamız gerekiyor. Kısaca biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman anlamaya çalışalım. Velev ki bir sayfa olsun. Gene cüzümüzü okuyalım. Gene ibadet niyetiyle Kur'an'ı okuyalım. Ama artık yeter, biz Kur'an'ı anlamak zorundayız. Biz mecburuz. Biz Kur'an'ı anlamadığımız müddetçe daha çok çok sömürülürüz. Ve hem dinimizi sağlıklı bir biçimde temsil etmemiş oluruz. Düşünün ki biz Müslüman olarak yani Kur'an'a inanarak Müslüman olmuşuz. İnandığımız Kur'an'ı biz bilmiyoruz. Ha, bu bir eksiklik mi? Tabii eksikliktir. Ama bu eksiklik telafi edilmez mi? Bal gibi de edilir. Onun için telafi etmek de mümkündür. Vaktimiz henüz vardır. Evet Kıymet Hocam. O yola girmemiz gerekiyor. Bu arada Sayın Muzaffer Turgut Hocamızı görmemize çok sevindik. Hayırlı Ramazanlar. 23 ekranlarında görmek isteriz. Hayırlı Ramazanlar demiş Elazığ Mini Taksi'den. Hocamıza selamlar. Teşekkürler. İsim yazmamış ama. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizin de sevenleriniz var. Yine Ebnullah Demirbağ. Selamünaleyküm. Hayırlı iftarlar. Muzaffer Hocamı dinlemeye doyamıyoruz. Sık sık programlarda görmek istiyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Bizler de hayırlı Ramazanlar İnşallah. Diliyoruz. Ebnullah Demirbağ hocamıza. Allah razı olsun. Çok kardeşimize. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kıymetli hocam son aslında zamanımız da yavaş yavaş geliyor. Bir 7-8 dakikamız var. Bir de zaman kavramıyla alakalı zamanı iyi değerlendirme. Belki oruç, hani hep oruç diyoruz ya bir mekteptir, işte nefis mektebidir, bedenen bizi bir şekle koyuyor. Bu manada vakti en iyi şekilde değerlendirme ya da Ramazan ayında işte namaza başlamayanların namaza başlaması, ilk defa oruç tutanların daha sonraki hayatlarında bu ibadetlerini devam ettirmeleri adına neler söylemek yani istersiniz ben, kıymetli hocam? Onları canım kadar sevdiğim ve bu işe, yani daha doğrusu bu davaya, bu dine, bu hayata gönül vermiş bütün arkadaşlarıma diyorum ki yani hatalarınız olabilir, kusurlarınız olabilir, eksikleriniz olabilir ki bu mümkündür, beşeriz biz. Fakat hatada ısrar etmeyin. Bunun tekrarını çok yaptık. Zamanınızı iyi değerlendirin. Zamanınızın kıymetini bilin. Bir daha böyle bir zamanı belki hiç yaşamamış olabilirsiniz. Belki sizin hiç yarınınız olmayabilir. Onun için bizim zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Allah zamana yemin istiyor. Asır suresi bu bizim için çok önemli bir örnek. Oraya kısa bir giriş yaptık. Allah yaşadığımız bir yüzyıla yemin içiyor. Ve her anımızın bizim için önemli bir sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Her anın bize yüklemiş olduğu bir sorumluluğu vardır. Bir öğle vakti geldiği zaman o öğle vaktinin namazının kılınması gerekiyor. Bir yere varmam gerekiyorsa, birilerine bir iyilik yapmam gerekiyorsa o iyiliği ulaştırmak için zamanla yarışmam gerekiyor. Veyahut da bir başkasına bir hastayı ziyaret ederken yürümem gerekiyorsa, gidip onu ziyaret etmem gerekiyorsa, ondan sonra onu hemen gidip o zaman süreci içerisinde benim tamamlamam gerekiyor.
Yani zamanı en iyi değerlendirenler, zamana kıymeti en iyi bilenler kazanırlar, diğerleri kaybederler. Başta iman edeceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız biz inandığımızı yaşamak zorundayız, yaşadığımıza da inanmak zorundayız. Onun için diyorum ki yani insanın her hareket ve davranışı mutlaka onun bir ibadet boyutu vardır. Eğer Allah'ın rızasına uygun düşürürsek bu bir ibadettir. Düşürmezsek boşuna nefes tüketmiş oluyoruz ve bunun bizim hayatımıza hiçbir faydası da olmayacak. Önemli olan iyilik mi yapıyoruz? Karşıdaki kişiye yaptığımız iyilik dokunması gerekiyor. Bir açığını kapatacak, bir hatasını düzeltecek, bir kusurunu örtecek eğer yaptığımız bütün bu iyilikler. Evet. Eğer bu yani bu hareket ve davranışımız veya bir araya gelirken 3-5 kişi bir arada bulunmamız eğer sonuç itibariyle birimizin hatasını düzeltemiyorsak, yanımızda, yanı başımızda arkadaşımız, akrabamız, yeğenimiz bir hata yapıyor. Eğer güzel bir dille o zaman hemen yani tam yerinde ve zamanında yani o anda düzeltemiyorsak, o hatayı düzeltemiyorsak, onun o açığını kapatamıyorsak, onun kusurunu o anda örtemiyorsak ve o anda ona karşı o görevimizi yerine getiremiyorsak o zaman hiçbir şey ifade etmez. Onun için diyor söylediğin söz, yaptığın iş ve hareket doğru da olsa eğer yerinde değilse yani zemin iyi yoklayamıyorsan, zamanı iyi kollayamıyorsan ve usulünü de bilmiyorsan söylediğin söz doğru da olsa diyor makes bulmaz diyor. Evet. Buna da azami derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hala bizim aslında bizim ahlak anlayışımızda toplum içerisinde yani bir insanın hatasını bile nasihat ederek ona söylemek bile bizim ahlaki prensiplerimize uymuyor. Onun için yani biz bir insanı düzeltmeye çalışırken onu kaybetmememiz gerekiyor. İncitmememiz gerekiyor. İncinsek bile onu incitmememiz gerekiyor. Yani kısaca bizim zamanımız bizim için çok önemlidir. Allah bize bu zamanı yani iyiye, doğruya, güzele kullanmamız için vermiştir. Güzel bir iman, sağlam bir iman, mükemmel bir iman olacak. Ondan sonra salih amel olacak. Salih amel yani yapılan doğru işlerdir. Yani evet. Doğru işler. Kıymetli hocam bir de yine bir izleyicimiz, öğrenciniz Abdullah Demirbağ sizlere selamlarını iletiyor. Bizlere de aleykümselam diyoruz. Hayırlı yayınlar, hayırlı iftarlar diliyor. Genelde öğrencileriniz yazıyor yani, kıymetli hocam. Bizim de vakitten, zamandan bahsettik ama son 3 dakikamız tamam, var. Evet. Zamanı tarif ederken hocam başta bir tanım kullandınız. Hakikaten bu, çok onu tekrar ediyorum. Bence evet. Hani hayatı... Hayata ve hayatın içindekilerine anlam kazandırmak. Evet. Biz hayata ve hayatın içindekilerine anlam kazandırmazsak biz bu zamanı iyiye kullanmıyoruz demektir. Biz bu zamanı böyle bozuk para gibi harcıyoruz demektir. Yani Temmuz ortasında bu satan bir insanın ondan sonra yani o süreç içerisinde buzunu satamadığı zaman nasıl o buz eriyorsa, bir şey yaramıyorsa, yani nakit paraya dönüştürülmüyorsa biz de zamanımızı iyi kullanmazsak namaz mı kılacağız? Namaz kılacağız. İyilik mi yapacağız? İyilik yapacağız. Birine destek mi verecek? İyiliği mi emredecek? Kötülükten yasak mı getireceğiz? Kötülüğü yasaklayacak mıyız? O zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bir duayla Allah Resulü Aleyhi ve Sellem'in bir duasıyla ben konuyu bitirmek istiyorum. Hocam duaya geçmeden önce ben bir iki mesajınızı daha ileteyim. Çünkü onlar da bir emanet. Evet, Özkan Fırat izleyicimiz diyor, Muzaffer hocamız 4 yıl Arapça dersimize girmiştir. Selam olsun hocamıza. Teşekkürler. Ben de bir selam. Aleyküm selam. Muhabbetler. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Özkan Fırat hocamıza. Yine Ulukent'ten hocamıza selamlar demiş, zevkle izliyoruz. Hüseyin Kılıç vesaire aslında mesajlar geliyor kıymetli hocam. İnşallah böyle müsait olduğunuz zaman sizleri yine konuk edeceğiz. Böyle son bir dakikamız sayın bir hocam. Dakika. Elazığ için iftar vaktine son bir dakikamız var. 50 saniyemiz var. En buyurun heyecanlı sayın. Zaman. En heyecanlı, en heyecanlı zaman. En azından yani bu iftarın zevkini ve heyecanını tatmak adına. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bize vermiş olduğun güzellikleri geri alma. Alır mı? Alır.
o güzelliklerin, o iyiliklerin hakkını vermedin mi alır. Her şey zamanla yine doğru orantılı. İkincisi, ya Rabbi geçmişte yapmış olduğumuz hataları bize tekrar ettirme. Amin. Ettirme ya Rabbi. Hata üzerine hata yapmak bize yakışmıyor. Hataların sonu nereye kadar gidecek? Üçüncü aşamada ki bağlayıcı bir durum, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi bir göz açıp kapamak kadar da olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Amin nefsimle diyelim. Baş başa bırakma diyor. Amin. Ya Allah Rabbi razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli seyirciler, Elazığ için iftar vakti. Kıymetli hocamız Muzaffer Turgut hocamıza, Serdar Tunç hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar inşallah.